Efkan Bey burada değil. Sabah gelmeyecekti. Ekip arkadaşlarımız almaya gittiler ama sonra ne oldu bilmiyorum. Efkan Bey'in dün canlı yayında söylediği cümleler vardı. Sizin ikili oynadığınızı iddia ediyor. Diyor ki ekranda başka şeyler söylüyor. Arka tarafta beni arıyor. Biz onunla gayet mutluyuz. Aramızda sorun yok, şiddet yok, bir problem yok. Ya Esra Hanım, olur mu? Şiddet olmasa ben kadın sığınma evine gider miyim? Adam her şekilde kurtulmak peşinde oldu burada, sıkıştı. Sizin yayın sonrasında da onu aradığınızı... Bir kere iki kere aradım, o da çocuğum için, evladım için zaten ararım. Şimdi ben çocuğumu inşallah Allah'ımın izniyle kavuşursam Efkan aramaz mı sanki? Ortamda bir çocuk var ortada. Ben oğlumu özlüyorum. Zaten onun hasretinden yanıp buraya size başvurdum Esra abla. Ama şimdi Efkan buradayken sen hiç ağzını açıp tek bir... Yani bütün ekran başındaki seyircilerin de dikkatini çeken bu. İlk gün buraya bir çıktı. Böyle evladı için panter gibi bir kadın. Aynen öyle. Ama sen Efkan'ı gördün. Efkan'ı gördüğünde oldu? Böyle yelkenler fora. Yok. Hiç sesin hayır. Çıkmıyor. Moda değişmiş olmaz. Öyle bir şey... Hayır, şunu da anlarım. Ben Efkan'ı seviyorum, onu gördüğümde içim eriyor. Kardeşim, içim eridiği açık, için... Açık, dünyanın önünde konuşuyorum. Lütfen dinleyin beni. İzin verin bana. Bu saatten sonra Efkan'la bir araya gelip yaşama şansımız sıfır. Ben bunu Lale'ye de söylüyorum, bütün dünyaya da söylüyorum. Senden de özür diliyorum Lale. Gerçekleri gördün, yaşadıklarımı gördün. Prematüre bebeğim doğdu, dünya geldi. Canıyla savaştı, gördün. Ziyade, özür dilerim ağlama. Senden. Ağlama Ziyade. Gerçekten benim hayatımı ortaya çıkardım. Artık ben perişan oldum. Ben buraya evlat hasretimi ve Efkan'ın gerçek yüzünü gösterirdi. Bıktım bununla savaşmaktan. Onun için geldim. Şu düğün benim, keyfim yok. Anam babam çok kötüler. Üstüne baskı yapıyorlar. Özür dilerim annemden. Babamdan özür diliyorum. Keşke zamanı geri çevirebilseydim. Lanet olsun. Ziyade, ben seni uyardım. Ben seni uyardım baştan. Bak dinle, çok dinle. Dur, bugün ben konuşacağım, tamam mı? Dinle. Dinle, dinlemeyi öğren. Bağırma çağırma. Da bir şey demedi be. Yok. Dün çok bağırdı da, dün bana çok bağırdı da o yüzden. Esra Hanım. Bakın, bir olayı da anlatacağım şimdi de. Son olay bu. Bizim üçümüzün aramızdaki son olay. 2019 Haziran ayıydı. Efkan benim yanıma geliyor. Bunu benden saklıyorlar. Bu hamile, çocuklu doğuruyor. Bunu benden saklıyorlar. Da herkes. Son, ama Efkan benim yanıma geliyor. Lale diyor, ben çok canım sıkıldı. Ben yarın diyor, kaçta çıkacaksın işten? Ben bu saatte çıkacağım. Tamam diyor, şeye gidelim mi? Gezelim mi biraz? Oksijen alalım mı? Sen de biraz oksijen al. Her zamanki gibi biz geziyoruz, dolaşıyoruz. Her zamanki gibi gülüşüyoruz. Çok mutluyuz ikimiz. Ondan sonra ben diyorum, o kadın nerede Efkan? Yok oldu gitti o diyorum. Bilmiyorum Lale onu nerede olduğunu diyor. Ama çocuk da doğuruyor. Hacı Şükür de evde yatıyor. Bana söylemiyorlar. Ben işten çıkışta, çıkıyorum ben. Efkan arıyor. Lale kaçta çıkacaksın? Ben bu saatte çıkacağım. Ha tamam, o zaman dedi 2 saatte sen evde olacaksın değil mi? Evet, 2-2,5 saatte. Tamam, onun arasında Ziyade her şeyi toparlıyor da evden çıkıp gidiyor. Ondan sonra ben geliyorum, Efkan'la oturuyorum. İkimiz yine her zamanki gibi... Televizyon izliyoruz, yemek yiyoruz, çekirdek yiyoruz, dondurma yiyoruz. Dışarı çıkıp gezip yine eve gelip size oturuyoruz. Size demiyoruz Güllale çalışma sonra... diye. Hayır, çalışmanızı istemiyor sizin. Çocuk doğmuş, biz o günü bir... Çocuk doğmuş, Efkan seni gene çağırıyor, dondurmalar yiyorsunuz, evet, birliktesiniz. Evet, her şey yapıyoruz biz. Ondan sonra şey diyor, bu yok evde, bu yok. Ben görmüyorum, içeri giriyorum, dolaplara bakıyorum, hiçbir şey yok. Da ama Şenay Görümcem'in bir iki elbisesini gördüm. Ondan sonra her zamanki gibi. Sonra ertesi günü ben gidiyorum işime. Hani bir gün 24 saat izin günüm. Ertesi günü işe gidiyorum. Efkan, Lale neredesin diyor. Hangi duraktasın? Bu duraktayım. Ha tamam, kendine dikkat et. Bana arıyor. Ben işe gidip, işe girip işte evin içine girdikten sonra ben eve geldim. İşime geldim. Efkan diyor. Anlatım tamam mı diyor. Yapıyordunuz?
Tamam diyor. Anlattığı gibi mi yapıyordunuz? O evden işe teslim olunca, iş yerine varınca siz mi eve geliyordunuz? Ben gerçi... Yok, şimdi ben söyleyeyim de. Bitmedi hikaye, bir tamamını dinleyelim. Ondan sonra evet, ben olayı sonuna kadar söyleyeyim ki yine anlatacağım. Ondan sonra hafta arası Efkan yine arıyor bana. Arıyor önde, her telefonda konuşuyoruz her gün. Ondan sonra hafta sonu yine öyle oluyor. Yine öyle devam ediyor. Çocuk doğurana kadar böyle devam ediyor. Çocuk doğurduktan sonra da sonra ben eve gidiyorum. Haziran ayı 2019. Bakın Esra Hanım. Ben Efkan bana dedi, Lale dedi, benim çok canım sıkılıyor dedi. Yarın dedi bir Eyüp dedi camiine gidelim mi? İkimiz dedi biraz dedi şey alalım mı orada dedi, dua edelim biraz dedi, dolaşalım. Tamam. Saat 12'de dedi demir kapıya gel. Ben de bu taraftan dedi Hacı Şükrü'den dedi demir kapıya geleceğim. Tamam. Ondan sonra ben geliyorum demir kapıya gelip Efkan'ı arıyorum. Efkan açmıyor. Ulaşılamıyor Efkan. Ondan sonra ben dedim bu niye uyuyor kaldı mı bu dedim de doğru eve gittim. Hacı Şükrü'ye gittim. Benim anahtarım var. Efkan veriyor bana anahtar. Hepimizde anahtar var bizim. Ondan sonra eve giriyorum, apartmandan giriyorum. Yukarı ikinci katta dairenin zilini çalıyorum. Bu dedim Efkan dedim uyuyordur. Zildi çalsa belki uyanır Efkan. Ondan sonra zildi çalıyorum, çalıyorum. Bu vakları bir ses geliyor. Da televizyon sesi geliyor. Ondan sonra durdum yine zildi çaldım. Ondan sonra televizyon kapandı. Sonra ben dedim birisi var mı acaba? Ondan sonra Efkan kapıyı açtı. Kapıyı açtı. Gel Lale dedi. İçeri girdim. Ve bizim odaya giriyorum. Bizim odaya giriyorum. Baktım. Bu tarafta bebek yatağı duruyor. Ortada bir yatak, bu tarafta bir yatak. Da duruyor. Ondan sonra girdim de şöyle oturdum. Bu pijamada yürüyor. Ziya'da, evde. Sonra ben diyorum ki buna, siz bebeğin diyorum, doğduğunu, doğacağını o gün öğreniyorsunuz. O gün ben bebek doğurana kadar bana söylemiyorlar. Hiç sen kimse nereden söylemiyorlar. Size bu yalanı söyleyen kim? Bunu mu? İkili oynayan kim? İkili oynayan Efkan burada. Efkan bilen Ziya'da. Efkan Ziya'da. İkisi de suçlu burada. Anlattıkları Ziya'da. Ondan sonra ben yine anlatıyorum. Ziya'da dur, Ziya'da dur. İyi tamam konu. Son içeri giriyorum. Son artık cümleler. Evet. İçeri giriyorum da Ziya'da pijamada yürüyor. Ondan sonra ben diyorum o sen nereden geldin? Ben buradayım diyor. O ne zamandan beri buradasın? Bir seneden beri buradayım. Güllare şunu anlatmaya çalışıyorsun. Sen bu evin geçimini sağlıyorsun. Hafta sonları geliyorsun, dolapları dolduruyorsun, alışverişi yapıyorsun. Evet. Sen kapıdan çıktığın zaman Ziya'da geliyor. Evet. Ben Efkan benden para alıyor. Lale diyor dolapta bir şey kalmadı. Ben arkadaşlarımla kirada yaşıyorum. Arada eve gidiyorum. Ben dedi dolapta doldurmam lazım. Arkadaşlarımla utanıyorum diyor. Tamam Efkan al diyorum 100 lira anladım, veriyorum. Seni kullanmalarının, senden ayrılmamasının, ikili oynamasının tek bir sebebi senden gelecek olan para. Evet öyle, öyleymiş de sonradan ben Ziya'da böyle anladım da kafama geldi. Esra Hanım, Esra Hanım yine ben söyleyeyim de ben anladım, bitireyim ondan sonra. Yok Gülale senin zaten durumun ortada. Evet. Yani 3 yıldır bir birliktelik var. O seni biliyor, sen onu biliyorsun. Efkan biliyor, ikili oynanıyor, çocuklar oluyor. Ondan sonra içeri girdikten sonra. Evet. Gülale Hanım bak dinle bir yok dur. Tamam da lan ben, şimdi din birce saniye ver yani ne olursun. Birce saniye sonra konuşsak ne seni. Canım özür dilerim senden. Tamam dinle söyleyeceğim hepsi iki saniyede söyleyeceğim. Bunlar bak Efkan'la iki senedir evinde yaşadım. Efkan'ın babası bize baktı. Hamile olup kendim baktım. Sezeryanlı çalıştım. Sezeryanlı olup bak hastaneden çıktım. Çıktığım gün çalıştım. Sezeryanda Lale dinle. Sen benim hayatımı bilmiyorsun. Gideriz Ziya'da. Senin paranla biz yaşamadık. İki tane kadın. Lütfen. Senin paranla biz yaşamadık. Geçirilmedik. Dinleyin. İkiniz de bu ülkeye gelmişsiniz. Sen bile bile nikahsız birliktelik yaşıyorsun. Evet. O ihanete uğruyor, mağdur parası da kullanılıyor, çalıştığı emeğin de sömürülüyor. İki tane kadını bir adam yıllardır parmağında oynatıyor. Senden ricam Güllale, ilk gün söyledim, biraz sonra Şükran konusuna geçmek durumundayım. Bir an önce bu evliliği bitir. Bitiriyorum zaten. Bu iki insanın, hayatından çıkar, psikolojini düzelt. Kendi için, çocukların ve geleceğin için çalış.
Yazık, günah ya. Sonra 6 gün gece gündüz yatılı çalışıyorsun. Evet. Onun çocuğunun karnını doyuruyorsun. Efkan'ın evine bakıyorsun, evet. Geçimlerini. Esra Hanım. Niye bakın yani bir şey kadın evden çıkıyor, diğer kadın giriyor. Bunu nasıl becerdiniz? Bir de utanmadan diyorsun ki sen bu ülkeye niye geldin? Siz niye geldiniz bu ülkeye? Ben dün ona dedim ki Gülle sen hemşiresin bu ülkeye niye geldin? Avukat hanım bak. Özür dilerim deyip söylüyorum. Ha. Hatam özür var. Her şeyi nasıl temizliyor sizde ya? İşte nasıl? Özür her şeyi tertemiz etti. Onun canı yanmadı. Bir çocuk dünyaya gelmedi. Tamam da ben ne yapmalıyım ben şimdi? Anasını anamdan özür dilerim. Tamam ben geldim sizden yardım ister çocuğuma. Şiddet görmüşüm adam. Ziya tamam şiddet görüyorum Esra Hanım. Çocuğumu istihap gelip rica ettim sizden. Bunları yaşadın. Ama bundan sonra kendini korumaya çalış. Anladın mı? Aynen. Eğer bunu yapabiliyorsan ne mutlu. Al sana çocuğu verecek. Seninle çok mutlu olduğunu söyleyen adam nerede? Yok ortada. Aynen öyle. Ve sen ona dönüp de dün benim çocuğum nerede demedin. Ağzını açıp tek bir kelime söylemedin. Çocuk zaten onda. Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Son cümlelerinizi alacağım. Şimdi hanımefendi özür diliyor da ben kendisinin özrüne de inanmıyorum. Samimiyetinize de inanmıyorum. Dün de evet çocuğum nerede diye sormadınız. Benim kendi düşüncem. Siz Efkan Bey ile bence bugün anlaştınız. Neyle alakalı anlaşmışım? Artık bilmiyorum öyle düşünüyorum Efkan Bey ile. Çünkü görüştüğünüzü söyledi. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yapmayın bunu bana. Efkan Bey de sizi kurguladı. Güllale'den özür dilemeniz için. Tamamıyla benim kendi şahsi düşüncem. Benim içimden geldi söyledim. Ben şimdi etelindeki taşları döksün artık deyip. Rahatlasın kadın deyip. Benim yaşadıklarım ortada. Bakın hanımefendi kuralına göre oynuyorsunuz şu anda. Ziyade. Zaten acılar kalbinde Esra Hanım kadının acılar çekti acıları kalbinde özür dilerken bunu söylemek zorundayım. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunu neden daha önce akıl etmediniz de tamam, buralara geldikten sonra akıl etmedim. Yere geldim zaman ayaklarımla ne için geldim zaten ben bu yayına? Hayır, gelmeye de biliyordum. Efkan Bey ile işbirliği içerisindesiniz. Hayatta. Tamamıyla şu anda hayatta, yapmış olduğunuz sadece bir oyundur. Bak, usulüne göre oyununuzu da oynuyorsunuz. Hayatta öyle bir şey yok diyorum. Çünkü siz Gülale'den özür dileyecek bir kadın değilsiniz. Kesinlikle. İlk günkü bir izleyin görüntünüzü, söylediklerinizi. Tamam mı? Ondan sonra benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Efkan Bey söylediği biz Ziyade ile aramızda problem yok. Çok iyi anlaşıyoruz. Ben çocuğu annesinden ayırmam cümlesinde gerçekten samimi ise... Ekip arkadaşlarım anneyle beraber giderler. Çocuğu kendisine alırlar. Bakalım çocuğu anneye teslim edecek mi, etmeyecek mi? Bunu da görmüş oluruz. Seni İnşallah. Şimdi uğurluyoruz. Gel.